Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Smart Güneş Enerjisi Teknolojini inceleyeceğiz. Smart'ta son durum ne? Düşer mi yükselir mi? TL bazlı, dolar bazlı hedef fiyat neresi? Teknik olarak bakalım. Grafimizi açtığımızda arkadaşlar sene içerisinde halk arz olan bir şirket görüyor. Sonra buradan güzel bir yükseliş trendi oluşturuyor. Ta ki Eylül ayına kadar. Eylül ayında borsada rally başlamıştı hatırlarsınız. Bu rally ile birlikte kendine yeni zirveler oluşturarak yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Sonra önce bir 36'ya gidiyor, düzeltiyor. Sonra bir 42'ye gidiyor, düzeltiyor derken Ekim ayında devlet tarafından smarta teşvik geleceği haberleriyle birlikte listede yukarı yönlü sert hareketler gördük ve 94.60 ile de şimdilik bu hareketini sonlandırmış. Klasik bir hızlı yükselişin düzeltmesi, yani kar realizasyon dediğimiz dönem yaşanıyor şu anda. Burada gördüğünüz mavi kanal kırılmış. Bu her ne kadar olumsuz olsa da hatta bunu kaldırayım daha net gözüksün. Bakın şu anda 80-35 seviyesindeyiz. Bu seviyenin üstünde kaldığı sürece bizi 13 ema karşılayacak. Yani bu ana trend ihlali olsa da yatay destekler bizi burada karşılayacaktır. Ana trend kırılmadığı sürece burada gördüğünüz alt trend çizgimiz kırılmadığı sürece yukarı yönlü hareketlerin devam beklenir arkadaşlar. Dediğim gibi düzeltme olması çok normal bir durum buradan alacağı düzeltme sonrasında tekrardan yönünü yukarı çevirecektir. Burada neleri takip etmemiz gerekiyor o önemli. İşte bu fırsatı kaçıranlar, almayanlar nelerden kademe alabilir. Onu da söyleyeyim. 80-35'in altında bizim bir 76-76 desteğimiz var. Ayrıyetten de 13 günlük hareketli ortalamız. Ben şimdilik buna tutunacağını düşünüyorum. Olduğu gibi tutunamaz. Satışlar sürerse arkadaşlar o zaman 21 ama dip seviyesi olarak düşünebilirsiniz. Ana direnç çizgisine de geldiği için. O da 68 seviyesinden geçiyor. 68-70 seviyesinden. Yani kısa vadede teknik olarak 76'ın altına sarkarsa bir miktar daha düşür, düşüş görebiliriz ki o da 73 seviyeleri var. 73-40 seviyesi. Onun altında da 68 seviyesi takip edebilir. Ancak burada smart tarafında burada bir düzeltme hareketinde sert aşağı önlü hareketler görmüyoruz. Satışlar hep %4 ile %5 arasında kalıyor ki bu da Satıcıların biraz görünüşsüz olduğunu bize gösteriyor. Dediğim gibi kısa vadede 76 takip edilir. Kademel alımlar için burası uygundur. 76 ve 68 kademel alımlar için uygundur. Yalnız 68 burada dip seviyesi olarak takip edilir. Yani ana destek olarak takip edilmelidir. İlla ki burası gelecek diye düşünmemelidir. Önceliğimiz burada satışların devam edip etmeyeceğini takip etmek olmalı. Onun için de ilk kritik nokta 76-76. Buradan oluşan tepkilerde de Yukarı yönlü hareketlerde 85 ve 94 60'ı takip edeceğiz. Yani fiyat buralardan dönerse bizim için her zaman olduğu gibi en son zirve önemli olacak. En son zirve üstünde de şöyle biraz düzeltelim, yukarı yönü çekelim. En son zirve üstünde de arkadaşlar ilk etapta 100 devamında da 111, 112 seviyeleri hedeflenecektir. Yani Smart G için geri çekilmeler gayet doğal diyebiliriz. İstede de oluşan tedbirler de var. Bunlar da ister istemez etkiliyor. Burada geri çekilme 76 tutunduğu sürece tekrardan yönünü yukarı çevirecektir. Buraları kademeli olarak değerlendirebilirsiniz. 94'ü orta vadede takip edin. Geçildiğinde ilk etapta 100 devamında da 111-112 seviyede hedeftir. Hemen dolar bazlı da bakalım arkadaşlar. Dolar bazlı da güzel seviyelerimiz var. Evet burada da ana trend gördüğünüz gibi devam ediyor. 94'ün pardon 5-10 doların üstünde bir katlama yapacağı için 5.90 ve uzun vadede 7.78 seviyeleri takip edilebilir. Şu anda da 4.30 seviyesiniz ve trend çizgisinin üstünde kalmış gözüküyor. Geri çekilmelerde 4 onun bir kademe altında da 3.70 takip edilebilir arkadaşlar. Dolar bazlı bakıldığında güzel bir trendi var. Bu trendin üstüne dışına çıkmamış ki bu da olumludur yakın vadede, orta vadede 5-10 üstünde ilk etapta 6 devamında da 7-7.55 seviyeleri dolar bazı olarak da hedeflenebilir arkadaşlar. Smart GCH Smart için söyleyeceklerimiz bunlar. Cümleten bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.